Hanımlar beyler, günün üçüncü yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Gamze. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Özel bir eğitim kurumunda çalışıyorum. 17 sene sonra iş hayatına tekrardan geri döndüm. Evet. Başka neler yapıyorsunuz onun çalışmak dışında? Onun kitap okumayı çok seviyorum. Harika. Yürüyüş yapmayı severim. Peki kelimelerle aranız nasıl? Aramın iyi olduğunu düşünüyordum. Adem Bey'e kadar. Evet. Bu Adem Bey de yani ne oldu be bize? İnanılmaz. Ne yaptı be adam? Aykut Bey de bayağı iyi geliyor. Evet, Aykut Bey ya, biraz şanssızlık olmasa da gerçekten bayağı enteresan oldu. Bakalım sizle ne yapacağız? Bakalım. Denemeye başlayalım mı? Eğlenmeye geldim. Harika yaptınız. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Ölümsüzlük sözcüğünün Arapça kökenli karşılığı. Harf alayım. Verdik. B. Harf alayım. Alın, tamam. Biliyorsunuz ama. Evet o. Beka. Evet, beka doğru cevap. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Bakalım nasıl sorulmuş. Zodyak üzerinde yay burcuyla kova burcu arasında bulunan takım yıldızının adı. Hadi buyurun. Harf alayım. Harf verdik. D. Hiç bildiğim bir konu değil. Evet, harf alın. Harf alayım. Bir tane basketçimiz var. Cedi. Cedi doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük. Buyursunlar. Bir hava taşıtının park noktasından pist başına kadar kendi motor gücünü kullanarak yerde hareket etmesi. Bir harf alayım. Tabii. Uçak indi. Park haline gelene kadar yaptığına bir şey diyoruz. İstanbul'da ne sorunu var? Trafik. Ha, mesela bir yere gideceksiniz, ne bulamıyorsunuz? Taksi. Ne? Taksi. Taksi doğru cevap. Beş harflilerle devam ediyoruz. Tek kelime bir cevap isteyeceğiz. Arapça kökenli. Gelsin bakalım soru. Eski dilde bir olayın ya da durumun varlığını gösteren, onun anlaşılmasına yardım eden şey. Eski dilde. Evet. Belirti. İpucu. Arapça kökenli. Bununla ilgili bazı nokta noktalar var. Duyum. Değil. Bir harf alayım. Bir harf aldık. M. Emare. Emare doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Gastronomiden geliyor kısmen. Buyursunlar. Gastronomist de var. Kirli topraktan yapılıp pişirilmek suretiyle ısıya dayanıklı duruma getirilmiş olan eski bir mutfak aleti. Oyunu vardı bunun. Çanak, çömlek. Çömlek doğru cevap. Altı harfli yine, Arapça kökenli tek kelime. Gelsin bakalım hangi kelimeymiş o. Bir iş yaparken yaşanan sıkıntı, zorluk. Bir iş yaparken yaşanan sıkıntı, zorluk. Mesela bir şey çok pahalıyken eskiden öyle derdi benim rahmetli babaannem. Ay bu çok nokta noktalı olur, buna girmeyelim hiç derdi. Bir harf alalım. Bir harf alalım da öyle karar verelim. F. İzafet. Değil. Bir harf daha al. Bir harf daha alayım. Aldık, bitsin. Ne olursa olsun. Heh. Külfet. Külfet doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz efendim. Arapça kökenli bir başka sözcük sormaya karar vermiş editör. Gelsin bakalım sorusu. Söylem ve tavırda incelik, kibarlık anlamına gelen bir sözcük. Nezaket. Değil gibi bir şey ama. Alabilecek iki harfiniz kaldı. Bir harf alıp durduracağım. Yeter be dedi. Zarafet. Zarafet. Zarafet doğru cevap. Şimdi Gamze Hanım, yarışmanın ortasındayız. 2800 puanımız var ki bu çok iyi bir puan. 1 dakika 16 saniye süremiz var ki bu kötü. Bizi yakar. Çok hızlı davranmamız lazım. Alacak harfimiz de kalmadı. Kalmadı. Bir tane var.
Yani o bize yetmez. Büyük ihtimalle. Ama belli de olmaz. Biraz daha sıkı çalışacağız. Tamam. En azından kalan soruların tamamını görelim. Evet. Devam ediyorum. 7 harfli ikinci aradığımız cevap Fransızca kökenliymiş. Bakalım nasıl sormuşuz onu biz. Bir meslekte uzun yıllara yayılan bilgi, beceri ve uzmanlık deneyim. Kazanma süreci. Ne? Deneyim. Değil. Deneyim kazandınız. Artık sizin bir neyiniz var? Nokta nokta yolculuğu denir. Hatta meslekle ilgili. Mesela siz neye tekrar başladınız? İş hayatına. Heh, yani neyinize tekrar başladınız? Ara vermiştiniz. İşe. Evet. Tek kelime mi? Tek kelime. Çalışma. Değil. Çok çalıştınız ve bir şey yaptınız. Tecrübe. Nasıl? Gitti. Çocuk da yaparım. Kariyer. Kariyer dendi. Açılmadan dendi. Size denmedi mi? Dendi. Dedi. Dendi. Kelime polisleri onayladılar. Teşekkür ederim. Son anda yakaladık. Vallahi başta helal olsun. Başta söyleseydiniz. Gamze Hanım siz de yani başta söyleseydiniz diyor. Demiyor ki siz demeseniz bilemiyordum. Başta söylese. 56 tane şey söyledim. Ne bileyim ben şarkı sözünden bileceğinizi. Efendim 8 harflilerdeyiz. Bir sıfat soruyoruz. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz. Bütün kaygılardan kurtulup gönül rahatlığına ferahlamak. Kavuşmak. Ferahlamak. Değil. Siz nokta nokta olun. Ben o işi halledeceğim. Rahat olmak. Tek kelime. Tek kelime. Mastar. Yok. Siz mesela telaşlandığınız bir şeyle ilgili ben sizi sakinleştiriyorum. Nokta nokta olun lütfen Gamze Hanım. Ben halledeceğim diyorum. Panik yapmayın. Sakin olun. Nokta nokta olun. Süre gidiyor. Süre gidiyor. Evet. Relaks olmak, rahatlamak, ferahlamak. Arapça kökenli düşün. Yeşilçam'da kullanılır gibi düşünün. Yeşilçam deyince böyle önüme geldi. Geldi. Ha? Dilimin ucuna. Evet. Panik yapmayın. Nokta nokta olun. Biz halledeceğiz Gamze Hanım. Çıkmıyor. Hadi be. Hadi be. Başka da ipucu da gelmiyor ki. Müsterih olacaktı. Gördüğünüz gibi kendimizi bir o yana bir bu yana savrulduk. Üzgün alkışla. Efendim 8 harflilerle devam ediyoruz. Artık harf alabilir. Alabildiğimiz kadar alabiliriz. İstediğimiz kadar. Türkçe kökenli bir kelime soruyoruz. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz. Kurum ve kuruluşlarda görevi uzman olduğu konu hakkında görüş bildirmek ve yönlendirme harf yapmak alayım. Olan kimse. Harf alayım. Aldık. 2 tane harf aldık o arada. Görüş bildirmek. Görüş bildirecek. Bir şey soracağız, görüş bildirecek. Yani ona ne yapıyoruz biz? Danışman. Danışman doğru cevap. 9 harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. 2 harfli mastar almış. Gamze abi, gelsin. Şaşkınlığa uğrayıp ne yapacağını bilmez bir duruma düşmek. Baka kalma. Baka kalma doğru cevap. Yine 9 harfli tek kelime yapım eki almış. Gelsin bakalım nasıl bir soruyla geliyor. Ağrı ve acı veren durum anlamında kullanılan sözcük. Harf alayım. Harf aldık. I. Izdırap. Evet. Çekme. Tek kelime. Izdırap. Yapım eki koyun. Nerelisiniz? Izdıraplı. Izdıraplı doğru cevap. Izdıraplı değilim bu arada. Yok Gamze Hanım zaten öyle bir yer yok. Ay 10 harflilerdeyiz. 2 kelime argo bir tabir soruyoruz. Aa çocuklar. Gelsin bakayım sorusu.
çok fazla maddi kazanç elde eden kişi ya da işletmeler için harf kullanılan alayım. Söz. Harf alayım. İki tane harf siparişi geldi. Para basmak. Para? Basmak. Değil de. İşletmeler için. Fatura gibi düşünün parayı. Para kesmek. Para kesmek doğru cevap. Son, efendim, son soru. Son soru efendim. Son soru tek kelime bir cevap. Yoksunluk eki var gelsin bakalım. Başka bir araca geçiş yapmadan tamamlanan yolculuk türü. Ekspres. Değil. Harf alayım. Harf aldık. Aktarmasız. Aktarmasız doğru cevap. Vallahi Gamze Hanım olacak iş değil. Eğlenmeye geldim. Eğlenmeye geldiniz. Cayır cayır tek patlamada yani az daha Adem Bey'i sallıyormuşsunuz. Sağlık olsun. 6700 puan aldınız. Çok tebrik ediyorum. Teşekkür Gayet ederim. De iyi yarıştınız. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür Hanımlar ederim. Beyler Gamze Hanım'ı alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve dördüncü yarışmacımız geliyor.